Değerli takipçilerim, değerli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. YouTube Üniversitesi'ne, üniversitemize hoş geldiniz. Kamu yönetimine giriş dersimizin bu hafta biliyorsunuz 7. hafta dersi. Bir kısım üniversitelerde vizeler başladı ama normalde 7. 7. haftanın sonunda vizeler buluyor biliyorsunuz. Bu hafta biz vizelerden önceki, vize sınavlarından önceki son dersimizde tamamlamış oluyoruz. Size yarın bir vize sınav soruları diye bir kısa bir video atacağım. Orada e, bir havuz oluşturdum. Vize e, konularından vize sınavına kadar olan konularda e, çıkması muhtemel soruları e, sizlerle paylaşacağım. Umarım e, başarılı olursunuz. Başarılar diliyorum hepinize. Evet, kamu yönetimine giriş dersimizin e, bu haftaki e, vize sınavından önceki son e, konusunun e, paylaşımına hemen geçebiliriz. E, bu şekilde. Evet. E, kamu yönetimine giriş dersimize e, başlamadan önce yine her hafta yaptığımız gibi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. E, repliğini yenilemiş olalım. Bana ad, ulaşabileceğiniz adresleri de ekranda görüyorsunuz. Evet sevgili öğrenciler bu hafta 7 ünite konusunun anlatımını yapıyoruz. Hatırlarsanız geçen hafta merkezden yönetim ilkesine göre Türk kamu HM yönetimini oluşturan merkez başkent örgütünde içerisinde yer alan kuruluşlardan Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nda bakanlardan bahsetmiştir bahsetmiştik. Bu hafta ise diğer e, olayın diğer boyutu merkezdeki yardımcı kuruluşlar. Tabii bunlar çok sayıda. Merkezdeki yardımcı kuruluş var. E, kamu yönetim sistemi içerisinde. Özellikle 2018 öncesinde daha fazlaydı. E, şu an bunlar içerisinde Milli Güvenlik Kurulu, Danıştay ve Sayıştay en ön planda olan, e, dikkat çeken e, kuruluşlar olarak e, karşımızda duruyor. Bunlardan kısa kısa bahsedelim. Bunların yapısı nedir? Anayasadaki yeri nedir? E, fonksiyonları nelerdir? E, bunlar nasıl çalışıyor? vesaire. Bunlardan bahsedelim. Evet hemen hatırlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin idari yapısı merkezden yönetim ve yerinden yönetim ilkesine göre yani hani konu olarak nerede olduğumuzu şekil olarak görün anlamında. Merkez Teşkilatı, Cumhurbaşkanlığı bakanlardan bahsettik. Şimdi yardımcı kuruluşlar hususunda e, üzerinde duracağız. Evet. Arkadaşlar merkezi idare içinde doğrudan kamusal hizmetlerin sunmaları için oluşturulmuş kuruluşların yanı sıra bu kuruluşlara görevlerine yardımcı olmak ve belli konularda görüş bildirmek veya denetimde bulunmak amacıyla kurulmuş birimler de söz konusudur. Bu kuruluşlar eskiden yani eskiden derken e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmeden önceki 2018 öncesi öncesi e, dönemi kastediyorum. Bu dönemde geniş bir kümeyi kapsamaktaydı. Danıştay, Sayıştay, Milli Güvenlik Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı, Milli Eğitim Şurası, Sağlık Şurası, Yüksek Askeri Şura, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, Yüksek Planlama Kurulu gibi ekranda gördüğünüz çok sayıda kuruluşu kapsıyor idi. Ancak 2018 sonrası bunların bir kısmının birleştirildiğini, bir kısmının kaldırıldığını veya isim değiştirildiğini vesaire bir takım önemli değişiklikler olduğunu görüyoruz. Evet, merkezdeki yardımcı kuruluşların bir kısmı arkadaşlar merkezi idarenin bütününe, bir kısmı sadece bir bakanlığa yardımcı olur olacak niteliktedir e olmaktadır. Yine bu kuruluşlardan bazıları danışma ağırlıklı yüksek kur yüksek kurullar iken, bazıları sadece danışma öneri işlevleri ile sınırlı kalmayıp aynı zamanda eşgüdüm sağlama ve karar alma yetkileriyle de donatılmış olduğunu görüyoruz. Bu başlık altında Türk idareteşkili Teşkilatı'ndaki önem önemleri dolayısıyla Milli Güvenlik Kurulu, Danıştay ve Sayıştay'ı ayrıntısı ile burada ele alacağız. Bunlardan belki Milli Güvenlik Kurulu'yla hemen başlayalım isterseniz. Milli Güvenlik Kurulu, Türkiye'de yürütmenin sivil ve askeri kanadıyla önemli ülke sorunları üzerinde ortak görüş belirlemeleri için bir araya getiren anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası Milli Güvenlik Kurulu eski düzenlemeye göre çok daha ayrıntılı olarak ele almıştır. 118. maddesinde 1982 Anayasası'nın 118. maddesinde Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları'ndan kurulur şeklinde ele alınmış anayasada. Gündemin özelliğine göre kurul toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağrılıp görüşleri alınabiliyor. Burada e, hemen bir not. 2017 tarihli ve 6771 sayılı kanun 16. maddesiyle bu fıkrada yer alan Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan Yardımcıları ibaresi, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı ibaresi, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları'ndan şeklinde değiştirilmiştir. Bunu da notlarımıza ekliyoruz. Evet, yine Milli Güvenlik Kurulu'yla ilgili. Milli Güvenlik Kurulu devletin milli güve, yani ne iş yapar anlamında yani fonksiyonuna bakacak olursak, Milli Güvenlik Kurulu devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşlerini Cumhurbaşkanına bildirir. Kurulun devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Cumhurbaşkanınca değerlendirilir. Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemi Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca düzenleniyor. Yine burada eee notlar şeklinde yani eee eee bu düzenlemelerle ilgili sonradan yapılan değişiklikleri hemen değinecek olursak 2001 tarihi ve 4709 sayılı Kanun 32 maddesiyle bu fıkrada bulunan öncelikle dikkate alınır ibaresi değerlendirilir şeklinde değişilmiş. 2001'de bu değişiklik olmuş. 2017 tarihli 6.771 sayılı kanun 16 maddesiyle bu fıkrada yer alan bakanlar kuruluna ibaresi Cumhurbaşkanı'na şeklinde, bakanlar kurulunca ibaresi Cumhurbaşkanı'nca şeklinde değiştirilmiştir. Yani Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçildiği için artık bakanlar kurulu devre dışı kalıyor. Oradaki yetkiler büyük oranda Cumhurbaşkanı'nca yerine getiriliyor. Yine bir diğer not da 2017 tarihli ve 6771 sayılı kanunun 16. maddesiyle bu fıkrada yer alan başbakan ibaresi Cumhurbaşkanı yardımcıları şeklinde ne yapılmış? Değiştirilmiş. Evet. Cumhurbaşkanının katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında toplanır diyor. Eee bu da yine e, 2017 tarihli ve 6771 sayılı kanun 16. maddesiyle bu fıkrada yer alan başbakanın ibaresi Cumhurbaşkanı yardımcısının şeklinde değiştirilmiştir. Bunu da belirtelim. Yine Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilatı ve görevleri Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenir şeklinde bir düzenleme var. Ee, burada arkadaşlar yine e, 6771 sayılı 2017 tarihli kanunun e, kanunla Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile şeklinde bu düzenleme getirilmiş. Evet. Türk Kamu evet Milli Güvenlik Kuruluyla ilgili Ana hatlarıyla söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Merkezdeki yardımcı kuruluşlardan, Milli Güvenlik Kurulu'yla ilgili söyleyebileceklerimiz bunlar. Şimdi gelelim e, merkezdeki yardımcı kuruluşlardan ikincisine Danıştay. Türk kamu yönetimi sistemi içerisinde önemli bir yeri olan e, Danıştay. 10 Mayıs 1868'de, çok eski görüyorsunuz, Şura'yı devlet adıyla kuruldu. Hem Yüksek İdare Mahkemesi hem de devletin en yüksek danışma ve inceleme organıdır. Danıştay idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciğine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunda gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. İdari veya idari ve yargılama olmak üzere iki tür görev var arkadaşlar Danıştay'ın. İdari görevler kapsamında ne yapıyor? Danıştay'ın aldığı kararlar üç başlık altında ele alınabilir bu noktada. Bunlar danışma kararları, inceleme kararları ve diğer idari kararlar olarak adlandırılabilir. Bazı iptal ve tam yargı davaları ve tahkim yoluna götürülmeyen kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idari davaları yine Danıştay karara bağlamaktadır. Danıştay idari yargı yerleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını da giderir. Böyle bir fonksiyonu da var. Ayrıca idari yargı alanında içtihat bakımından uyum sağlamak amacıyla ne yapar? İçtihadı birleştirme kararları alır. Çünkü Danıştay idari yargının en tepe noktasında yer alan bir mahkemedir, üst mahkemedir. Danıştay idari ve yargı görevlerini kurul olarak yerine getirir ve daireler biçiminde çalışır. Danıştay üyelerinin dörtte üçü birinci sınıf idari yargı hakim ve savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından hakim ve savcılar e, kurulu. Daha önceden bu hakim ve savcılar yüksek kurulu idi. Yüksek kelimesi kaldırıldı. Hakim ve savcılar kurulu dörtte biri nitelikleri kanunda belirtilen görevliler arasından cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. Danıştay başkanı başsavcı, başkan vekilleri ve daire başkanları kendi üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca üye tam sayısının salt çoğunluğu, ve gizli oyla dört yıl için seçiliyor, seçiliyorlar. Süresi bitenler yeniden seçilme hakkına sahip. Danıştay'ın kuruluşu, işleyişi, başkan, başsavcı, başkan vekilleri, daire başkanları ile üyelerin nitelikleri ve seçim usulleri, idari yargının özelliği, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre ne yapılıyor arkadaşlar? Kanunla düzenleniyor. Evet merkezdeki yardımcı kuruluşlardan Danıştay'ın teşkilat şemasını burada ekranda görüyorsunuz. Burada e, başkan altında bir takım kurullar var gördüğünüz gibi. Başsavcı, genel sekreter, başkan vekillikleri gibi alta doğru inen bir teşkilat şeması. Bunu da toplu olarak görmenizde fayda var. Evet merkezdeki yardımcı kuruluşlara e, üçüncü ve son örneğimiz Sayıştay arkadaşlar. 1864 yılında yine Osmanlı'nın son döneminde divan Muhasebat ismiyle kurulan ve danıştığı benzer şekilde Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne tevarüs eden kurumlardan birisidir e, Sayıştay. Sayıştay esas itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yardımcı bir kuruluştur arkadaşlar. 1982 Anayasası Sayıştay'ı ne yapmış? Yargı bölümünde düzenlemiş, ele almış. Madde 160'a göre anayasanın 160. maddesinde sayıştayla ilgili düzenlemeler olduğunu görüyoruz. Sayıştay buna göre merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlar verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Gördüğünüz gibi anayasa bir cümleyle e, Sayıştay'ın ne yapmış, görevini özetlemiş. Sayıştay'ın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde, talebinde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idari yargı yoluna başvurulamaz. Evet... Evet 160. 160. maddede anayasanın 160. maddesinde yine vergi benzeri ve mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ve Sayıştay kararları arasında uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır hükmü var. Mali idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması ya, ya, kim tarafından yapılıyor yine? Sayıştay tarafından yapılıyor. Sayıştay'ın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri Hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri başkan ve üyelerinin teminatı ne yapılıyormuş arkadaşlar? Yine kanunla düzenleniyor. Kanunla teminat altına alınıyor. Evet e, Sayıştay'ın idari ve yargısal olmak üzere iki tür görevi var e, arkadaşlar. İdari görevden kastımız denetim ve görüş bildirme görevleri. Yargısal görevden kastımızsa Sayıştay kamu görevlilerinin gelirlerinin toplanması, harcamalarının yapılması, malların alınması, kullanılması, saklanması ve elden çıkarılması nedeniyle yaptıkları işlemlerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığını hükme bağlamaktadır bu yargısal görev çerçevesinde. Sayıştay'ın idari görevlerini yerine getiren örgütler ile yargısal görevlerini yerine getiren örgütler pek de farklı değildir. Başka bir deyişle Sayıştay'ın idari görevleriyle yargısal görevlerini bazı istisnalar dışında aynı kuruluşlar yürütmektedir. Sayıştay'ın görevlerini yürüten kurullar, daireler, daireler kurulu, temyiz kurulu ve genel kurulu olmak üzere e, e, beş, pardon, dört başlık altında ele alınabilir. Aynen Danıştay'da yaptığımız gibi arkadaşlar, Sayıştay'ın da teşkilat şemasını burada size e, sunuyorum. Burada gördüğünüz gibi kurullar var yine. Başkanın altında başkan yardımcısı, denetimden sorumlu, yine e, yönetimden sorumlu başkan yardımcısı, daireler mevcut, kurullar mevcut. Yine e, Sayıştay'ın ile işleyişiyle ilgili art birimler söz konusu. Evet, Türk Kamu Yönetimi'nin e, merkezden yönetim ve yerinden yönetim ilkelerine göre örgütlenmesi çerçevesinde dedi, bir başkent, başkent örgütü vardı. Bir de taşra örgütlenmesi vardı merkezi yönetime göre bildiğiniz gibi. Başkent örgütlenmesi içerisinde Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Bakanlıkları geçen hafta bahsettik, ele aldık. Bu hafta da başkent örgütü içerisinde yardımcı, merkezdeki yardımcı kuruluşlardan bahsettik. Şemada ne kaldı o zaman? Merkezi yönetim kuruluşlarının taşra örgütlenmesi. Yani il, ilçe, bucak yok artık. il ilçe ve bölge örgütlenmesi üzerinde de önümüzdeki hafta Sekizinci hafta dersimizde bahsedeceğiz. Oradan da yerine yönetim kuruluşlarına geçmiş olacağız arkadaşlar. Demek ki merkezi idarenin taşra teşkilatı, il yönetimi, ilçe yönetimi ve bölge yönetimi, bölge kuruluşları gelecek haftaki dersimizin konusunu oluşturuyor. Evet, bana olan sorularınızı e, lütfen bekliyorum. Yani e, dersle ilgili her türlü soruyu sorabilirsiniz. Bana bu ekranda gördüğünüz... Sosyal medya, medya mecralarından ve e-mail adresinden, iletişim adresinden bana ulaşıp sorularınızı yöneltebilirsiniz arkadaşlar. Evet, sevgili dostlar, değerli öğrencilerim. E bu şekilde... E Ders konumuzu bitirmiş olduk. Yani yedinci hafta kamu yönetimi konumuzu bitirmiş olduk. Önümüzdeki hafta sekizinci hafta konumuz olacak. Zaman zaman artık zamanla ilerliyoruz. Dönem sonuna doğru yaklaşıyoruz. Toplam on dört hafta bildiğiniz gibi konularımız. Yedinci hafta dersimizi bitirmiş olduk. Dersin başında da söylediğim gibi yarın sizlerle e, vize soru e, havuzu veya bankası diyebileceğimiz, yani çıkması muhtemel bu vize 7. E, 7. haftada vize konuları kapsamında ele aldığımız konulardan sınavda ne tür sorular çıkabilir? E, bunlar tahmin ettiğim sorulardan e, bir havuz şeklinde e, sizlere yarın bir, bir ayrı bir video olarak sunmayı planlıyorum. E, hepinize hoşçakalın diyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Arkadaşlar.